Merhaba arkadaşlar, 51. bölümle devam ediyoruz. Geçen bölümde artık yeni yapıya hemen hemen tamamen taşınmıştık. Güzel bir yağmur yağışı var. Ama tabii artık bizim insanlarımızın da başlarına rahatça sokabilecekleri bir binaları var. Zavallı baba yağmurun altında bir de cız çıplak vaziyette. Neyse ki hava soğuk değil. Şimdi kendi gelişmiş güzel. Bu neymiş? Kişiler buldular da ne olduğunu bilemedim açıkçası. Neyse biz Nova'yı yağmurla baş başa bırakalım. Mekanımıza geri dönelim. Bir de geçen bölümde hatırlıyorsunuz yapmaya çalışıyordum. Bu iki yeri nasıl birleştirebilirim diye. Ama onu tabii yapabilmem için lazım gelecek. Bunun bitmesi gerekecek. Bizim tabii biraz pul eksiğimiz var her zaman olduğu gibi. Ama görüyorsunuz bu adamlarımız artık olamaz. Evet. Umarım bizim tepemize de bir tane inmez. Meteor yağmur. Eyvah eyvah. Gerçekten eyvah eyvah. Burada yapılmayı bekleyen bazı yapılarımız var. Birincisi en önemlisi bu tabii. Bu CPU bekliyor. Demek ki bizim CPU yapmamız lazım. O çok önemli. CPU kime yaptıracağız? Çek araştırmayla uğraşıyor. Ken gel bakayım sen. Sen crafting'te anlıyordun. Seni yok tamam pardon ya Paula o işte uğraşıyormuş tamam gerek yok. Sen devam et işine. Zender terzilik yapıyor. Burada ne yapıyormuşuz? Ya da yapamıyormuşuz. Odalar. Niye böyle soğuk? Aha. Yani şu bu kadar soğutuyor mu buraları? Vay be. 19 derece, 16 derece. Dışarısı ama 23 derece. İyi, soğutuyorsa mesele yok. Harika. Sen kıyafeti bitirdin. Koyu yok yemek yemeyeyim. Evet, yemek yemek diyor. Rakı yemek yapıyordu zaten. Tamam. Burada tamam. İki arkadaş sapıtmak üzere. Umarım sapıtmazlar. Şuraya bakalım. Burası çırpımız az kalmış. Aylarımız da tuğlaların şeysi ana kaynağı. Onlardan da az kalmış. Kötü sayılır. Yani az dediğime bakmayın. Tabi 600 pek az sayılmaz ama çok kullandığımız için az kalmış diyorum. Evet, Ola maalesef sapıntı kendini yeme içmeye verecekti ama ya o kadar şu an yemeğimiz var. İstediği gibi rahatlar sapıtabilir. Sıkıntı yok yani. Şimdi şurası et kurutma. Bu stok alanını büyük oranda halletmişe benziyoruz. Yani burayı kişiler soklamada kullanabiliriz. Tamam. Onlara yapalım. Şu yemek yapma işini burada yapıyoruz. Kalan son o. Bunu ne yapsak acaba? İşte bu yemekleri ve şeyleri sakladığımız yer de burası. Şunlar ne? Bunlar bizim bayiler tamam. Evet o da başka bir yer.
Bunları da tez vakitte taşımak lazım. Ama şurada çok güzel alanımız oluşmuş. Burada tek kelimeyle harika olmuş. Şunları bir şöyle yapalım. Şöyle. Tamam. Harika. Bunları şimdi sadece hiçbir şey bunlara koymayalım. Biraz saçma oldu dedim ama mantığım şu. Bunları yedek yer olarak koydum. Dolayısıyla da yani o yüzden yaptığım saçma değil, öyle diyeyim size. Bunları ne ihtiyacım olursa ona göre vazifelendireceğim. Mesela bak burada bunlar var. Evet. Güzel yani. Şimdi gelelim buraya. Bunları ben nasıl şey yapabilirim? Yemek yeme yerine ay meteor düşü zannettim. Yüreğime iniyordu. Bu ne bekliyormuş? Bu ne? Ha, bu da yakıp bekliyor. Ay, yapacak bir şey yok. Raka sen neredesin? Uyumaya gitmemişsin umarım. Dinleniyor musun? Dakika. Ha. Bizim hayvancağızlar uğraşıyoruz. Tamam, peki. Uğraş bakalım. Bu kıyafet meseleleri çok sıkıntılı. Şimdi şöyle bir şey yapayım. Mesela şunu ikisini böyle oldu. Ha. Tamam, şöyle yapalım. Constructions değil. Fabrics. Hayır, bu da değil. Crafting. Apera. İşte bu. Hats. Tops. Pants. Shoes. Evet. Aynen böyle. Bunu da copy diyelim. Şuraya. Ve de şuraya koyalım. Ama hayır, size değil ya, bir saniye. Saniye. Size değil. Sana. De sana. Evet. Tamam. Yani buna ne olmuş oldu? Bütün kıyafetleri buraya koyacağız demek olmuş oldu. Burasında ne vardı? Ha, apereller burada var mesela. Şunları bir onlardan kaldıralım. Zaten burada koymamışlar damlar ama. Tamam. Burayı hallettik. Yani kıyafetleri bir yere olsun ki ben rahatça göreyim derdim o ya. Burada aynen sizden istemiyorum. Sizden de zaten yokmuş. Güzel. Olanları taşımak zorunda kalacaklar. Burada durum nedir? İşte burada varlar. Odunlar aynı yere şey koydum. Şöyle seni de ve dayı seni de. Tamam. Bütün bunları şey yaptık burada. Engelledik. Sadece ve sadece, ha bir de burası kaldı. Sen de yok. Sen de yok. Sen de yok. Tamam, çok güzel. Bu durumda her yer şey yapmış oldu. Ortaya çıkmış oldu.
Bu arkadaşlar tabii Vincent hariç uyuyorlar. Bunlar uyurken yapacak fazla bir şey yok. Ama en azından şeyi bir düzene soktuk. Evet, gelelim, sen yakıt bekliyordun. Birine bizim yakıt yaptırmamız lazım. CPU'muz ne durumda? CPU'muz ne durumda? Bu adam uyumaya gittiği için CPU'muz bitmemiş. Evet. Sender de uyandı. 8 derece nasıl oluyor ya? Çok ilginç. Yani bunlar güzel soğutuyorlar. Yani yazın tam ortasındayız. Enteresan. Enteresan. Niye yer yokmuş? Eminim ki bu şey için yok diyor buna. Gel bakayım. Doğru mu görüyorum seni? Neredeydi bizim şey? Ha, buradaydı. Hadi bunu da yapalım. Tamam. Şimdi sen niçin? He, tamam. İnsaf yani. Hani niye öyle diyorsun ki? İşte koyduk ya burada. Yer sana verdik ya. Allah Allah. Tamam, bunu da haber için yapalım. Şöyle olur. Olmadı. Bunu koyuyor. Komediye bak ya. Yani onu orada kapadık, burada açtık. Bu hala insufficient. Nasıl verirsin sen böyle bir şey verebiliyorsun ki bize? Hayret bir şey yani. Neyse, biz şu adamların üst başlarına bakalım da hangisinin durumu en kötü. Pantolon. Şimdi pantolon. Ha, mesela Rakka. Rakka'ya pantolonunu değiştirebileceğiz. Ve pantolonu bulabilirsek değiştirebileceğiz. Ceketler var orada. Burada pantolon var. Bunları şöyle göreyim. Pantolon. Rakanın iyi şeydi, kötüydü. Ah, tamam, süper. Rakkacım gel bakayım sen buraya. Haydi bakalım. Şundan başlayalım, altından pardon. Sonra da üstüne giydirelim seni Rakka. Dur dur, gitme gitme ya. Dur. Nereye gidiyorsun? Şunu da giy. Kere bir Rakka'yı giydirmiş olduk böylece. Tamam, süper. Şimdi Rakka artık giyinik vaziyette. Dolayısıyla da umutsuzluğun bir kısmını kaldırmış oldu. Şimdi burada iki şey oldu. Ama nereye? Neyse, en azından şuna bakayım. Termal pantolon. Ha, o yere bıraktı. Yere bıraktıysan bir şey diyemeyeceğim. Peki Rakkacığım, şimdi sen neredesin? Ha, aferin. Tam istediğim işi yapmaya gidiyorum. Bunları bitir de artık şurada rahat edelim ya. Ay, bir an CPU geldi zannettim ama.
Sen ne yapmaya gidiyorsun? Ha, stockpile. Aha. Stockpile nereye yaptık ki? Aa, işte bu yüzden diyor. Stockpile'ları yapmamışız. Yapmayınca tabii doğal olarak orada yer yok diyor. Tamam, oldu. O zaman oldu. Siz aperel maperel olmayın canım. Rakkacım sen de gel bakayım. Öncelikle lütfen şurayı hallet. Ben de diyorum burada var saklama bir yerimizi yapmışız. Ama niye bunlar şey yapmıyor? Bize bağırıp çağırıyor. Şimdi oldu. Tamam, harika. Ve sen de tamam. Yani bunların artık zaten hemen bunları yapınca düzelince olay bitti. Evet Rakka sen neredesin şimdi? Kapı yapıyorsun. Ha yap bakayım kapıyı. Kapı. Adamın odasının kapısı. Ha pardon. Yukarı kata çıkan salonun ve yemek yeme yerinin kapısı yok. Tabii duvarı da eksik. Güzel. Olduğun durumumuz sadece bu şeyde sıkıntı yaşıyoruz. Süper. Bir yerlere daha bir gemi düşmüş. Bize biraz uzak sayılır ama o kadar da değil. Şimdi şu CPU yapma işini ben kime yaptırıyordum? Kendi sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yemek. Ken nerede ya? Ha. Gel bakayım sen onlarla uğraşmayı bırak da şu CPU işini hallet. Ne de olsa crafting'in 4 oldu senin. Fena değilsin yani bu konuda. Şunu da kaldıralım. Bir de birilerine yakıt yaptırmam lazım. Bu ne yapıyor burada? Burada. Bunların ikisi de şey. Tamam, yakıtı burada yapacağız. Kime yaptıracağız onu? Hatta yemek yiyor. O da yemek yiyor. Herkes yemek yiyor. Saat olmuş 4. Bunlar ne yemeği yiyorlar acaba? Hadi arkadaşlar şu uydu balansını kuralım artık. Ya hepiniz de mi yemek yiyorsunuz ya? Hayret bir şey. Ama yiyor. Lander bir şeyler götürüyor. Rakka, ha Rakka sen gel bakayım yemeğin bitmek üzere senin. Hem bize şurada şey yap. Yakıt yap. Şu yakıt sıkıntımız da bitsin. Bir tane şey bu yakıtı bekliyor. Bu Rakka da harika adam ya. Şey geliyor. Bu bölümde o ara bağlantıya dokunamadık ama bir sonraki bölümde kısmetse o şey yapacağız. Ya Jack sen şimdi niye şey oluyorsun? Harika. Yorulmuş. Aç. Tövbe tövbe. İyi git. Yemek ye o zaman. Sapıtacağını git yemek ye. Üst katta şimdi bir şey yok ama gerek de yok yani üzülmeme gerek yok en azından üst kat yok diye. Evet, Rakka da benzinini yapıyor. Şu CPU herhalde bu bölüme yetişmeyecek. Evet,
Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.